Samsunhaber.com'dan herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz Davlet Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Mustafa Süsen Bey. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Son 10 yıla baktığımızda şu anda Türkiye'de yaklaşık 400'e yakın AVM oluştu galiba. Doğrudur. 10 yıl önce 40'tı bunların sayısı. 40 civarındaydı, 40 ile 60 civarındaydı. Bugün 400 tane alışveriş merkezi var. Bunun büyümesinin bir takım tabii sebepleri var. Son 10 yılda insanların çalışma hayatları, iş hayatları da daha yoğun bir şekilde olduğu için zamanı daha iyi kullanabilme ve bir alışveriş yapacaksa bunların hepsini bir arada bulabilme ki araç sahipliği de arttığı için son 10 yılda ciddi oranda bugün araç sahipliği var. Bugün Samsun'da trafik artık kilitlenme noktasına gelmiş. Dolayısıyla otoparkı olan her hizmeti bir arada bulabileceği, yemeğini yiyip alışverişini yapıp sinemasına gidebileceği alanlar artık ihtiyaç haline geldiği için sadece Samsun üzerinde, Türkiye genelinde bu ihtiyaç haline geldiği için artmasını gözlemliyoruz. Tabii hani bunun artmasının bir takım işte sosyal, kültürel, ekonomik etkileri de var. Şimdi Türk milleti yani bir toplum olarak biz alışveriş merkezlerini sevdik. Yani Avrupa'ya nazaran daha sıklıkla gidilen mekanlar oldu bizim için. Bunun tabii geçmişten de gelen bir alışkanlık var. Kervansaraylar. İşte kervansaraylar, hanlar, işte bizim en basitinden kendi çocukluğumuzdan bildiğimiz işte pazar yerleri. İşte ben işte Bafralıyım. Bafra'da pazartesi ve perşembe günleri pazar yeri kuruluyor. İşte hani hep her defasında her hafta günü oraya gitmek, gelmek bir aktivite gibi idi. Zaten alışveriş merkezlerinin en eski tarihine bakacak olursak dünyanın ilk alışveriş merkezi İstanbul'da yani Kapalı çarşı. Kapalı Çarşı. Kapalı Çarşı dünyanın en eski alışveriş merkezlerinden, modern anlamda alışveriş merkezlerinden bir tanesi. Daha mitolojik çağa gidersek eğer bu sefer İtalya bu işi biraz daha başta çekiyor. Tabii Türkiye'de sosyoekonomik hani orta sınıf dediğimiz ailelerin daha çok tercih ettiği bir olgu. Orta sınıf şimdi bir bahar günü, bir yaz akşamı ya da işte bir hafta sonu pazar günü. Şimdi geçmişte ne yapılırdı? İşte pazar günü sabahleyin kalkıp Pikniğe gidilirdi. Şimdi pikniğe gitmenin bir maliyeti var. Bunun bir işte matematiğini yaptığınızda pikniğe gitmek için nereden baksanız bugün işte 70-80 liralık bir yakıt harcayacak. Kalkacak evinden işte Sinop semalarına doğru işte o tarafa doğru gitmek istediğinde bir 70-80 liralık belki yakıt harcayacak. Bir o kadar da kasaptan et alacak. O su bu su gitmesi gelmesi 200 liraya falan mal olacak. Zahmeti. Tabii bir de yorulması orada işte evin annesi işte bulaşık yıkayacak, yemek yapacak falan filan. Hani burada 200 liralık bir masraf var. Şimdi alışveriş merkezinde ne yapıyor? İşte çıkıp alışveriş merkezinde geliyor. Hemen hemen hepsinde bir toplu ulaşıma da ağına da sahip. Toplu ulaşımda gelip ya da kendi münferit aracıyla da gelse o pikniğe gittiği kadar yakıt harcamıyor. Geldiğinde 4 kişilik bir ailenin yediği yemek işte 60 lirada 70 lirada çözülebiliyor. Hem de çocuğun istediği yiyecek bugün işte fast food'lara olan eğilimden dolayı. Peşine bunun işte çocuğuna bir Hediye. şey hediye alabiliyor veya onu bir eğlence merkezine sokabiliyor. Dolayısıyla aynı bütçeyle daha konforlu bir gün Hizmet. geçirebiliyor. Daha aktif bir gün geçirebiliyor. O yüzden ihtiyaçın karşılığı aslında bu yani. Talep arz dengesinin oluşmasıyla birlikte alışveriş merkezlerinin sayıları epeyce arttı tabii ki. Devlet de destekliyor değil mi? Bakıldığında hükümetler de AVM'leri destekliyor. Tabii ki Yani ekonomiye katkıların neler oluyor? desteklemesi gerekir. Bugün şimdi alışveriş merkezlerinin Türkiye'de 400 tane alışveriş merkezini elinize aldığınızda iş yeri çalışma ruhsatı oranı 199,9'dur. Ya da 199'dur. Ama
Şehrin geri kalanına baktığınızda iş yeri çalışma arası olmayan bir dünya dükkan vardır. Yani kayıt altına alınması bir Tabii. nevi kolay mı oluyor? Kayıt altına alınıyor. İş yeri çalışma ruhsatını almak için belediyeye bir vergi ödüyor. Pazar günü çalışmak için pazar günleri, hafta tatili, çalışma günü diye bir vergi ödüyor. Astığı tabelanın ilan reklam vergisini ödüyor. Kestiği faturanın KDV'sini ödüyor. Yani hiçbir alışveriş merkezinde fişsiz bir satış yok. Fişsiz bir satış olmadığı gibi SGK'sı çalışan da yok. Hepsi Sosyal Sigortalar Kurumu'nda prime ödenen çalışanlar. Şimdi devlet işveren ve işçinin vergisini alıyor. İşveren payını da alıyor, iş payını da Evet. alıyor. SGK'sı yatıyor ve vergisini alıyor. Tabela vergisini alıyor. KDV'sini alıyor. KDV'si ödendiği için bir gelir vergisi doğuyor. Gelir vergisini alıyor. Onun stopajını alıyor. Dolayısıyla devlet için iyi bir gelir kapısı. Bugün dışarıda bir kamu kurumunda bir şube müdürü birisiyle bir toplantımız vardı. Yani devlet bir takım şeylere teşvik veriyor işte. İşte sanayi yatırımlarına, tarımsal yatırımlara, bir takım yatırımlara teşvik veriyor. Dedi ki bizim verdiğimiz teşvikler baktığında hani büyük gibi görünse de 1,5 yılda geri dönüyor. Bir tane fabrikanın yapılmasına teşvik verdik dedi. Şu an 200 kişi çalışıyor dedi. 200 kişi üzerinden alınan vergiyle bizim sağladığımız teşvik 1,5 sene sonra devletin hazinesine geri geliyor. Çünkü 200 kişinin SGK'sı ödeniyor, vergisi ödeniyor. Ve bu adam ihracat yapıyor. Ve onun vergisi geliyor. Dolayısıyla bunun gibi yatırımları devlet, hani bizim alışveriş merkezi için bir teşvik yok ama en azından bir zorluğu yok. Yani o kolaylıkla sağlanabiliyor. Tabii burada Burada alışveriş peki bir merkezi prosedür için yok mu? bir yönetmelik çıktı ama yönetmelik alışveriş merkezinin nereye yapılacağı, nasıl yapılacağı ondan ziyade işte alışveriş merkezinin içeriğinde neler olacağıyla alakalı. İşte içerideki hesabın, kitabın nasıl olacağıyla alakalı. Ama alışveriş merkezinin de lokasyonu belirlenirken bizim imar planlarımızda böyle alanlar yok. Yani bizim yani Türkiye'nin imar planlamalarında işte ticari alan var, sanayi alanı var, turizm alanı var, konut alanı var, yeşil alan var gibi. Ama hani alışveriş merkezi alanı diye bir alan tabiri yok. Ticari alanlar alışveriş merkezi yapılabilir anlamına geliyor ve oraya alışveriş merkezi yapılıyor. Şimdi ben bir dönem Alman fon şirketinde çalışırken biz alışveriş merkezi yapacağımız yerin bir trafik etüdünü yaptırıyorduk. İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi'ndeki ilgili bölümlerin profesörlerine biz buraya alışveriş merkezi yapmayı düşünüyoruz. Buraya bir trafik etüdü yapar mısınız diye oraya ciddi bir rapor hazırlatıyorduk. Bu raporda neyi gösteriyordu? İşte alışveriş merkezinin bulunduğu lokasyondan geçen yolların genişliği, oradan günde kaç araç geçeceği, 5 yıl sonra kaç araç geçeceği, 10 yıl sonra kaç araç geçeceği ve bu araçların o yolun o araçlara yetip yetmeyeceği ve ona yönelik olarak da bizim otoparkımızın hangi sayıda, hangi kapasite olması gerektiği gibi bir takım raporları aldıktan sonra biz yatırım kararını veriyorduk. Bu tabii hani bir Alman ekolü, yani onların disiplinli Evet, bir şeyler. Yaşam tarzlarının gerektirdiği ve onların hayatlarının bir parçası olan bir şey. Bizde öyle değil tabii işte. Bizde bir yerde arsanız varsa, işte ticari arsa, imarı da var. Tamam işte abicim, oraya işte yapayım, şanım yürüsün, işte namım yürüsün. Ben de işte hani bir arsa sahibiyim. Orada bir de benim de işte bir AVM'm olsun gibisinden ilerlediği için Anadolu'da Evet. dolayısıyla o zaman bu sefer hüsranla Müthiş bir trafik İşte sıkışıklığı. yani şimdi hem alışveriş merkezinin ekonomik anlamdaki katkısı ve geri dönüş süresi zarar görüyor. Öbür taraftan çevreye ciddi anlamda bir zararı var. Yani alışveriş merkezlerinin olabildiğince bu hani çevresel faktörün de göz önünde bulundurabilecek bir yönetmelik olsa tabii ki çok daha güzel olur. Ama şu anda böyle bir yönetmelik yok. Yok. Tamamen işte hani dediğim gibi işte adamın var bir arsası, işte ben de buraya bir AVM yapayım, benim de işte şanım yürüsün diye yola çıktığında bu sefer planlamada olmayan, çünkü siz imar planında önünden işte 12 metrelik yol geçiyor, orası konut alanı olarak veya işte ticari alan olsa da
yoğunluğu düşük olan bir noktada. Bu sefer yoğunluğu yüksek olan bir alışveriş merkezi yaptığınız zaman, inşa ettiğiniz zaman olduğu noktayı ciddi anlamda trafiğini kilitliyor. Sıkıntı yaratıyor. Yani bugün Samsun'da bile belirli işte bu Atatürk Bulvarı'nda belirli noktalarda trafik durma noktasına geliyor akşamın belli bir saatinde. Ki bu yollar çok geniş yollardı bir Bir zamanlar zamanlar evet. yani. Peki Samsun'u ele alacak olursak 1,3 milyonluk bir nüfusa sahip. Evet. Ama merkezde 4 tane AVM var ve birbirlerine aslında çok da yakın. Yani Şimdi hani Karadeniz'in yapısı gereği bir dağlık bir tarafı deniz, bir tarafı da yokuş. Yani bu yapılabilecek alanlar daha işte düzlük alanlar, daha yaşam yerlerine yakın olması lazım. Şimdi 4 tane alışveriş merkezi var. Bunlardan bir tanesi işte şehrin tam meydanında kalıyor. Bulvar Alışveriş Merkezi. İşte tarihi dokusuyla bütünleşmiş bir alan. Orası zaten bir çarşıydı. Bir tarafı Mecidiye'ydi. Öbür tarafında devamında pek bir şey de yoktu orada. Eski tütün depolarının olduğu yer. Şimdi orası ticarete kazandırıldı. Kötü mü oldu? İyi oldu. Ama dediğim gibi şimdi şehrin zaten trafiğinin çok sıkıntılı olduğu bir bölgede böyle bir şeyi inşa etmek, yoğunluğu daha da arttırmak. Trafiğe eziyet, başka bir şey yok. Yani Evet, hani bunda bir kısıtlama yapmak gerekmiyor mu? Şimdi mesela Atakum'da da bir tane AVM evet, o da inşaatı yapılacak. O başlandı. AVM Bunun inşaatı bir yapıldıktan sonra şehre kaç tane maksimum AVM gerekir? Hani insanlar bazen bu konuda çok da şimdi sistem de ediyorlar. Hani küçük şöyle esnaf söyleyeyim. bitiyor, her yer AVM doluyor. Hani istihdam sağlayacak yatırımlar yerine neden AVM'lere izin veriliyor şeklinde. Zaman zaman hani Muhakkak tabii aklımda. yani haklı tarafları var bu bahsettiğiniz şeyin. Şimdi yani yeni yapılacak olan alışveriş merkeziyle birlikte muhtemeldir ki o bölgede evi olan arkadaşlar işte diyorlardı işte bizim ev prim yapacak, yanında AVM yapılıyor Kıymetlenecek. falan. Benim de tam tersine görüşüm yani. Yanında bir alışveriş merkezi varsa ben eve gidemiyorum demektir yani trafikten. Tabii ki. Benim için daha hani rahat trafiği olan bir bölgede evimin olmasını daha çok tercih ederim. Hani bu bizdeki tam ters bir yanılgı bu. Yani şey. Şimdi alışveriş merkezinin yaratacağı etki orada evet bir istihdam sağlayacak. Yani bu alışveriş merkezinin içerisinde yani ortalamada en kötü 500 kişi çalışıyor. 1000 kişiye, 1500 kişiye kadar çıkıyor bu. Dolaylı çalışanlar da var. İşte oraya kargo getirenler var, hizmet getirenler var, ekmek getirenler var, işte o kamyon sürücüsü var, o su var, bu su var. Yani şimdi ciddi anlamda bir istihdam da sağlıyor. Ama Samsun'u ele alacak olursak bugün Türkiye ortalamasının üzerinde. Yani Türkiye ortalamasının üzerinde bir alışveriş merkezi metrekaresine sahip. Dolayısıyla ihtiyaçın üzerinde bir arz var. Talep o kadar değil. Ve geçen ay bizim Perakende günleri vardı. Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde. Yani perakendecilerin de hani çok da mutlu olduğunu söyleyemeyeceğim Samsun'dan. Yani çünkü Samsun'daki evet 1,3 milyon nüfus var ama bunun karşılığında bir gelire baktığınızda işte bir sanayisi yok. Güçlü bir sanayisi yok. Biraz tarımı var. Onun dışında da işte Biraz kamu memur daireleri var. Memur şehri. şehri yani Samsun. Dolayısıyla hani böyle bangır bangır bir gayri safi milli hasılaya katkısı olan bir şehirden bahsetmiyoruz. Dolayısıyla böyle bir gelirde de hani bu kadar çok alışveriş merkezine de doyuracak bir ekonomi de çıkmıyor. Tabii mevduat sahipleri yok değil. Samsun'da ciddi mevduat sahipleri var. Ama hani bunların sayısı az. Az kişinin de çok para var. Bu mevduatlardan dolayı da Samsun teşvik bölgesi dediği zaten. Şimdi hani bunları göz önünde bulundurduğumuzda yani bugünkü alışveriş merkezi sayısı Samsun'un doyum noktasının üzerinde. Yani ben benim çalıştığım alışveriş merkezi outlet. Diğerleri sezon. Şimdi bir sezon daha geliyor. Dolayısıyla hani 3 tane sezon AVM varken 4 tane, dördüncüsü geliyor. 4 tane sezon AVM bu sefer birbirlerinden ister istemez bir pasta Pay çalmak. çalacaklar.
O durumda kalacaklar. Tabii. Sonuçta pazar belli. Yani ortada bir pazar var. Bu pazarı elinde tutan 3 tane alışveriş merkezi var. Şimdi dördüncüsü geliyor. Dördüncüsü gelince ister istemez herkesin pazarından bir miktar yiyecek. Yani biz hani, konum olarak da farklı bir noktada, konsept olarak da farklı bir noktadayız. Çok o rekabetin içerisinde değiliz. Yani bizim stratejimiz tamamen outlet üzerine kurulu. Outlet üzerine kurulu ve Karadeniz'de bizden başka outlet alışveriş merkezi de yok. Yok, evet. Yani kıyıda, Taksınız. kıyıda da içte de. Yani Tokat, Amasya, işte hani İç Karadeniz diye sayacağımız bölgelerde de bir outlet merkezi yok. Karadeniz'deki tek outlet merkez. Dolayısıyla biz tamamen farklı bir kulvarda ilerliyoruz. O yüzden valla arkadaşlara kolaylıklar diliyorum yani. Davet AVM'ye baktığımızda son dönemde müthiş bir ivme yakaladığını herkes artık kabul ediyor. Burada tanıtım çalışmalarınız olsun, yaptığınız o sosyal sorumluluk projeleri olsun. Mesela bir tiyatro sahnesi bile Evet. kurdunuz. Böyle bir şey var mı? Gerçi bilmiyorum Tabii. Şimdi şöyle biz reklam tanıtım tarafında gerçekten hani çok uğraşan, çok kafa yoran ama. bir ekibim var. Ve o anlamda da hani çok güzel çalışmalar çıkıyor. Sürekli olarak dinamik bir hani pazarlama tanıtım faaliyetlerimiz var. Bunun yanında hani sosyal sorumlulukta ben şuna inanıyorum. Bir alışveriş merkezi bulunduğu bölgenin sosyokültürel tüm faaliyetlerinde bir katkı görevi olmalı. Böyle bir misyonu olmalı. Yani şimdi böyle bir zorunluluk yok. Yani alışveriş merkezi işte şunu yapmalı, bunu yapmalı falan falan. Yani böyle bir şey yok. Zorunluluk yok ama olmalı. Yani bulunduğu şehre bir katkısı olmalı. Yani biz de işte tiyatro ile ilgili ben işte Samsun Bafralıyım. Ben üniversiteye gidene kadar tiyatro ne demek olduğunu bilmiyordum. İşte okulda yaptığımız işte piyesler, işte yıl sonu gösterileri falan onlardan bahsetmiyorum ama yani gerçek anlamda tiyatro üniversite gittikçe öğrendik. Şu benim ayıbım değil. Tabii ki. Bu ilçenin ayıbı. Ya da o ilin ayıbı. Dolayısıyla hani işte İlber'den sesliyor işte Oxford vardı biz mi gitmedik falan diye. Hani bizim bunu sağlamamız gerekiyor. Samsun'a baktığımda da hiç özel sahne yoktu. Yani özel bir tiyatro sahnesi yok. İşte benim geldiğimde işte opera var. Operanın Evet. binası. Gazze. Atakum'da Samsun Büyükşehir'in kültür merkezi var. Bir de Gazi sahnesi vardı. Daha sonra Gazi sahnesinde kapatılacağı işte gündeme gelince bizim de zaten bir tiyatro planımız vardı. Tabii Mayıs'tan falan itibaren onun üstüne çalışıyorduk. Dedik ki ya bunu hızlandıralım. Ondan sonra ben Samsun'daki tüm yereldeki işte tiyatrocuları davet ettim. Bir sabah kahvaltısına. Dedim ki ya benim dedim sizi davet etmemin sebebi dedim ben bir tane sinema yapacağım. Sinemayı tiyatro salonuna çevireceğim size. Tiyatro sahnesi yapacağız. Ondan sonra beraber gittik. Baktık ondan sonra burası sinema. Tiyatroya dönmesi için sahne olması lazım, ışık olması lazım, ses olması lazım, kulis olması lazım, ışık kulesi olması lazım gibi gibi bir sürü para harcanması lazım. Dedim ki ya merak etmeyin biz hepsini yapacağız. Ondan sonra dedim size teslim edeceğiz. Dedim hiçbirinizden de biz kira istemiyoruz. Yani biz bunun karşısında sizden bedel istemiyoruz. İsteyen gelsin sahnede oyununu göstersin. Biletini satsın, parasını kazansın. Sen manyak mısın dedi bana. Ya dedim hani ya bizim dedim tiyatroyu yaşatmamız lazım. Çünkü popülist bir şey değil. Yani bir televizyon dizisi olsa, bir, işte ne bileyim bir televizyon programı olsa daha işte popülist bir şey. Ama tiyatro öyle değil. Reklam. Tiyatro biraz daha sanatsal bir faaliyet. O faaliyete de bizim destek atmamız lazım ki o sanatı yapan arkadaşlar yani yaşamaya devam etsinler. Nitekim biz işte Mart ayında sahneyi bitirdik, açtık. Zaten 2-3 ay sonra sezon bitti. Yani hani Haziran'da sezon Evet, bitiyor. sezon Tiyatro bitti. sezonu. Tekrar ona çalışmaya, senaryo çalışıyorlar. Oyunları çalışıyorlar. Daha sonrasında Eylül'de tekrar başlıyorlar. Şimdi ilk başta Ekim-Kasım takvimi yaptık. Şimdi Aralık takvimi yaptık. Ocak takvimi de dün çıktı diye biliyorum. Arkadaşlar baskıya göndermişlerdi. Hafta 7 gün, haftanın 5 günü, 6 günü şu an oyun var. Yani boş günü yok diyebilirim.
Şehir dışından oyunlar gelmeye başladı. Geçen hafta Cuma günü Ankara'dan bir oyun geldi. Ondan önce Ordu'dan bir oyun geldi. Şehir dışından da bir takım oyunlar gelmeye başlıyor, devam ediyor. Orada da işte Cumhur Kocaoğlu var. O işte bu işi çok böyle hani itekleyen arkadaştı. O da işte beni bayağı bir itekledi. Şimdi Hayal Atölyesi var. Eser diye bir arkadaş var. O işte onun bir tiyatro oyunları var. Onunla beraber de şey yapacağız. Mart ayında bir tiyatro festivali yapacağız. Şu an Türkiye genelinde tiyatro camiasının basınında yer buldu. İyi de bir şey de var. Başvuru da var. Samsun'da bir tiyatro festivali yapacağız Mart ayında. Hatta yurt dışından şey var. Başvuru var festivale. Güzel. Yurt dışından gelecek olanlar var. 4 gün bir festival yapacağız. Onun hazırlıklarını yapıyoruz. Yani ama bu tarz sadece bahsettiğim tiyatro. Onun haricinde bizim yaptığımız bir dizi şey var. Yarışmalar Yani galiba Samsun'da mesela hiç müzik düzenliyorsunuz. yarışması yapılmamış. Evet. Biz işte müzik yarışması yaptık. İkincisini yaptık. Şimdi önümüzdeki 3 ay sonra işte 2018'de üçüncüsünü yapacağız. Burada içlerinde daha önce hiç stüdyoya girmemiş çocuklar. Bunların hepsinin başvurularını alıp işte stüdyoya sokuyoruz. Stüdyoda şarkıları söylüyorlar, kayıtları alıyoruz. Daha sonrasında bir jüri var. Jüri bunları dinliyor. Daha sonra 12'yi çıkartıyor. O ilk 12'de sahneye çıkıyor. Hayatında daha önce çıkmamış öyle bir sahneye çıkıyor. Ondan sonra yani çünkü çıktığı sahne profesyonel bir sahne. O sahneden indikten sonra oraya ünlü isim kimse o çıkıp şarkı söylüyor. Canlı performans yapıyor da. Her alanda işte sanat galerisi yaptık, işte tavla turnuvası yaptık, masa tenisi turnuvası yaptık. Yani gençleri hangi alanda ilgi gösteriyorlarsa o alanlarda onları desteklemek gerekiyor. Hani eğer siz bu desteklemeyi yapmazsanız onlar kendine bu sefer başka meşgaleler buluyorlar. Bu sefer Evet, de maalesef. hani işte gençler niye böyle kötü alışkanlıklara sahip oluyor falan diye böyle dönüp duruyoruz. Bir şey yapmak lazım. Kendi adınıza da. Benim işte hani bu konular açılınca hep bir anlattığım bir şey var. Orman yanıyor. Orman yanıyor böyle. Hayvanlar da dışarı kaçıyor ormandan. Ondan sonra işte aslan, işte bilmem işte zürafa, şu bu falan hepsi kaçıyor. Bir tane serçe gidiyor işte gölden bir gagasına bir damla su alıyor. Gidiyor ormanın üstüne bırakıyor. Gidiyor geliyor, gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Kan ter içerisinde falan. Diğerleri gülüyor işte. Ulan ne yapıyorsun? Orman yanıyor falan. Diyor ki benim elimden gelen budur. Evet. Ya Ama biz en de azından elimizden geleni yapıyor. yapıyoruz. Yani açıkçası örnek olsun diyelim hani diğer kuruluşlara da Yapmak böyle. lazım. Evet. Yani bu memleket bizim. Biraz da milliyetçilik ruhumuz böyle şey. Yani ben buradayım. O yüzden yani gerçekten de memleketime faydalı bir şeyler yapmak için uğraşıyorum. Davet AVM'de şu an kaç tane mağaza var? Yani dolu kuralı Bizim şu an nedir? alışveriş merkezimizin doluluk oranı yaklaşık %97'de. Alışveriş merkezlerinin genelde %5'i her yıl değişir. Yani %5 metrekaresi kadar bir metrekare de oturan kiracı çıkar, onun yerine yenisi gelir. Çıkar, onun yerine yenisi gelir. İstenilen de budur. Alışveriş merkezinde kendisini yenilemesi gerekir. Sirkülasyon Çünkü gerekiyor. ihtiyaçlar değişir. İnsanların tüketim alışkanlıkları da değişiyor. Yani ben buraya ilk geldiğimde ilk yaptığım şey anket yapmaktı. Yani 1 Ekim 2015'te geldiğimde Kasım ayında hemen bir anket yaptık. Saha araştırması. 2000 kişiyle. Çok ciddi bir sayı bu. 2000 kişiyle anket yaptık. Yani şunu da söyleyebilirdim işte ben Samsunluyum ya Samsun'u benden daha iyi tanıyacak adam mı var işte ben de bu işi yapıyorum 10 yıldır falan öyle değil. İnsanların tüketimleri sürekli olarak değişiyor. Değişebiliyor. Tüketim alışkanlıkları değişiyor. O alışkanlıkları yakalayabilmeniz lazım. Ve biz her yıl Kasım ayında bir anket yapıyoruz. 2015'te yaptık, 2016'da yaptık, 2017'de yaptık. Bu anketlere bakarak 2000 işte 15'te yaptığımız anketle 2016 yılının planlamasını yaptık. 2016'da yaptığımız anketle 2017'nin planlamasını yaptık. Orada insanların beklentilerine Tabii yönelik ki firma kazanmış. insanların beklentilerine yönelik firma kiralamak, onları alışveriş merkezine getirmek, onların istedikleri aktiviteleri yapmak, onların istedikleri kampanyaları yapmak, onlara uygun, onların alışkanlıklarına yönelik
işte operasyonları düzenlemek için ilk önce şeyleri almanız lazım. Evet. O veriyi almanız lazım ki o veriyi işleyerek hem de o veriyi doğru okumak lazım. Yani çünkü biz o anketlerde sosyoekonomik durumlarına da baktık. Yani hangi mesleğe sahip, ne kadar gelire sahip, aracı var mı, yok mu, işte alışveriş alışkanlıkları neler, evli mi, bekar mı? Yani bütün bu bilgileri şu anda istatistik bölümünün son sınıf bir öğrencisi bizim için çalışıyor. Cuma günü getirecek bize. Yani üzerinde de hani üzerindeki çalışmayı da bir şeyde yapmıyoruz. Hani şöyle baktık anketlere de işte karar da öyle verdik değil. Ciddi anlamda işte SPSS istatistik programına konup oradan frekansları çıkartıp onun çıkan sonuçlarına bakarak biz 2018 yılını planlıyoruz. Misyonunuz var yani hani Karadeniz'de tek outlet mi Evet. Yani o misyonu belli bir strateji içerisinde yürütmeye var? çalışıyoruz. Alışveriş merkezde şimdi işte %97 doluluk oranına ulaştı. İyi bir noktada. Daha üstüne koyacağımız, daha gideceğimiz çok yol var. Çalışmaya devam edeceğiz. Başarılar dileriz. Son olarak neler eklemek istersiniz? Samsun'da biraz daha sivil toplum örgütlerinin alışveriş merkezleriyle biraz daha dirsek temasında daha güzel işler yapmasını umut ediyorum. İşte biz de onun için bir şeyler yapalım dedik ama bir sivil toplum derneği bulamayınca bu sefer kendi derneğimizi kurduk. Samtiyat diye, Samsun Turizm İş Adamları Derneği diye. İşte değerli arkadaşım Metro Turizm'in yönetim kurulu başkanı Hakan Çakır'la onun başkanlığında kurucu başkanımız da benim. Hep beraber bir 45-50 kişilik bir üyeyle geçen ay onu açtık. Ve onun üzerine bir takım faaliyetler yapma arzusundayız. Planlarımız var. Samsun turizm için çok önemli bir şehir. Ancak istediğimiz yerde değil. Ancak istenilen noktada değil. Hani kimsenin istediği noktada değil. Ama kimler bir şehirler yapıyor bilmiyorum. Yani ama biz bir şey yapmak için gerçekten çok gayret sarf ediyoruz. Samsun bir ilk adım şehri. Samsun bir cumhuriyet şehri. Samsun'un geçmişi, tarihi, doğal güzellikleri yani saymakla bitmeyecek. Bir haftanızı dolaşsanız yetiremeyeceğiniz kadar çok fazla mekana sahip. İsterseniz kış turizmine Lade'ye gidin. Orada kayak yapın. İsterseniz kuş cennetine gidin Baffa'da. İsterseniz oradan geçin Kolay tarafına. İşte Batık Minare'yi görün. Orada kral mezarlarını görün. Vezir Köprü'ye geçin. Orada kanyonu izleyin. Şelalelere bakın. Ayvacık'a gidin. Büyük bir göl. Ayvacık Gölü. Kesinlikle. Yani çok sayılmaz tarihi güzellikleri var. Ahşap bir işte cami var. Geçen işte arkadaşlarla gittik. Çivisiz. Çivisiz yapılmış. Yani çok gerçekten enteresan ve hani buram buram tarih kokan çok fazla mekanı var. Doğal güzellikleri var. Atakum gibi bir plajı var. Yani saymakla bitmeyecek bir turizm potansiyeline sahip. Turizm sadece işte hani Antalya'dan ya da Ege'den ibaret değil. Sadece yaz turizminden de ibaret değil. Yani sadece deniz turizmi satılmıyor. Yani bugün Türkiye'den insanlar İtalya'ya Pisa Kulesi'ne gidiyorlarsa işte hani bu yaz turizmi değil. Kültür turizmi. Kültür turizmi anlamında da Samsun çok fazla zenginliğe sahip. Biz o zenginliği ön plana çıkartmaya gayret ediyoruz. Bununla ilgili de projelerimiz var. Şimdi çalışma ekipleri oluşturuyoruz. Herkesin işte bir görevi olsun. Onun üzerinde daha işte ekip, daha sinerji içerisinde bir işler çıkartalım ortaya diye. Umarım fayda sağlarız. Gerçekten hani hepimiz Samsun gönüllüsü. Hani buraya nasıl bir katma değer sağlarız? Onun gayesi içerisindeyiz. İnşallah muvaffak oluruz. Yani bakıldığında turlarda bile hani Samsun belki de konaklamadan geçilen şehirler Konaklamadan geçilen şehirler arasında arasında. yer Çünkü yani alıyor. bunu sunmazsanız yani şimdi turizm çok uzun vadeli bir yatırım. Yani Trabzon bugün geldiği noktaya bakacak olursak 20 yıldır uğraşıyorlar.
Yani 20 yıl öncesinden itibaren kapsamlı bir çalışmanın ürünü. Bizde böyle bir kapsamlı bir çalışma yok. Yani biz belki bugün yaptığımız çalışmaların meyvesini 3 sene sonra, 5 sene sonra, belki 10 sene sonra alacağız. Ama bunu bugünden yapmak lazım ki 10 sene de çabuk geçiyor yani. Böyle değişik fikirlerimiz var. Hatta işte geçen Hakan Bey söyledi. Bir kokteyliniz vardı. İşte bizim Samsun'u duyurmak için en güzel yönümüz öğrenciler. Samsun'da lisede okuyan öğrenciler üniversiteye gidiyor. Üniversite için şehir dışına gidiyor. Şehir dışına gittiğinde gittiği üniversitede işte Samsun'un nesi meşhur deyince pide diyor. Başka da bir şey söyleyemiyor. Ama şöyle bir proje geliştirilirse eğer, şimdi okullar hep böyle şehir dışında geziler düzenliyor. Liselerde dahil. İşte Çanakkale gezisi, Ankara gezisi, Antalya gezisi, İzmir gezisi diye geziler düzenleniyor. Biz diyoruz ki gezi yapacak okula şunu söyleyeyim. Samsun'da Ladi'yi gördü mü? Veziz Köprü'yü gördü mü? Ayvacık'ı gördü mü? Kuş Cenneti'ni gördü mü? Kolay'daki kral mezarlıklarını gezdi mi? Bunları gezdiyse valilik izin versin. Gezmediyse izin vermesin. İlk önce kendi memleketini tanısın. Üniversiteye şehir dışına gittiğinde bir kültür elçisi olsun, bir turizm elçisi olsun. Desin ki Samsun'da şu var, bu var, şu var, bu var. Yani hani ben şey demiyorum işte Ankara'ya gitmek, Çanakkale'ye muhakkak gidilmeli. Ama ilk önce Önce kendi yaşadığın bulunduğu şehri şehri tanımalı. tanımak gerekiyor. Bunu tanımalı ki ondan sonra dışarıya gitsin. Ama ilk önce biz hani biraz önce konuşmanın başında dedim ya işte ben Bafra'da tiyatro edebilmeden büyüdük. Hani bu benim ayıbım değildi. O zamanın ayıbıydı. Şimdi bu çocuklar da bunları bilmiyorlarsa bunu da bizim yapmamız lazım. Onların ayıbı değil yani. Kesinlikle. Çok teşekkür Ben ederiz. teşekkür ederim. Ne demek?